Yo 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 hepinizi selamlar benim üstüne gelen Kıtaş ve bugün sizlerle PGL Major Stockholm'un pikemlerini yapacağız fakat klasik olarak 2-3 dakikalık bir video yapmaktansa ben hafif analizli bir video yapmak istiyorum. Ve bunun yapmamın sebebi ise şu. Genellikle başka fikirlerde insanlar çıkabiliyor doğal olarak benimle birlikte. Ve benimle karar veremediğim belli başlı takımlar var. Ve böylece sizlere her ne kadar totalde 9 adet seçim yapacak olsak dahi 9'dan daha fazla olabilecek takımların hepsini göstermek istiyorum. Buradaki ana odamız Avrupa, NA ve CIS olacak. Yani Rusya tarafı olacak. CIS'in ne olduğunu bilmeyenleriniz var ise. Şimdi... Öncelikle Pikem'in ana mantığını anlatayım. Öncelikle Pikem'e de şuradan tıklayıp direkt tahmin yap kısmına tıklarsanız buradan ulaşabilirsiniz. Burada Team Spirit, Astralis, Pain Gaming, Ends, Big, Movistar Riders, Heroic, Mouse, Sharks, Tidy Renegades, Virtus Pro, Gutsund, Entropic, uh, Copenhagen Flames ve Phase var. Şimdi burada yapmak istediğimiz olay şey şu. Öncelikle buradan 5 adet doğru bilmemiz gerekiyor ve totalde burada 9 tane seçebileceğimiz şey var. Yani ortalama olarak %55 ile 60 arasında bir doğruluk oranı halinde yapmamız lazım. Şimdi Burada beni zorlayan şeyler neler biliyor musunuz? Son IEM Fall turnuvası. Bu IEM Fall turnuvasını gireceğim ve ayrıca yaptığım içerikler hoşunuza gidiyorsa ve kanala destek olmak isterseniz kanala abone olup videoya like atarsanız çok ama çok mutlu olurum. Ee, şimdilik şimdi buradaki ana odaklanmamız gereken şeyler şu. 3-0 ve 03 3 dümdüz bir gamble. Yani dümdüz bir adet kumardır diyebiliriz. Burayı iki adet şekilde oynayabilirsiniz. Eğer 3-0'da siz de oynamak isterseniz iki tane yapabileceğiniz seçenek var. Ya buraya böyle Astralis gibi e, big gibi, Heroic gibi yapabilecek 3-0 yapma kapasitesi olan bir takım koyarsınız. Veya fiksürlere bakıp en mantıklı şekilde en kolay rakiple oynayacak rakibi buraya koyup ve dümdüz çıkma ihtimalinde düşünmediğiniz bir takımı koyup daha böyle daha az gamble'ı sürükletmiş olursunuz. Neden? Sizin ana amacınız 5 tane doğru yapmak. Örnek veriyorum ben Astralis'i 3-0'a koydum ve Heroic'i 3-0'a koydum dersiniz. eğer Heroic ile Asrilis 3-0 yapmamışsa ve grubu geçmesine rağmen 3-0 yapmadan grubu geçti. 3-1 şekilde grubu geçti diyelim. Bu ne oluyor? Bu pick'iniz sizin boşa gitmiş oluyor. E dümüz bileceğiniz bir pick. Aslında Hero 2'nin gruptan çıkmayı düşün gruptan çıkmama ihtimali olan olduğunu düşünmüyorum ben. E, o yüzden öyle düşünebilirsiniz. Ben risk almayı seven bir insan olduğum için yüksek ihtimalle burayı daha bilurlu bir tercih yapacağım. Fakat sizin için güzel tercih fikirleri var aklımda. Ona birazdan değineceğim. Onun dışında turnuva Swiss Calibration şeklinde yapıyor. Swiss şeklinde yapılıyor. Sorabilirsiniz ki Swiss şeklinde Best of one şeklinde yani totalde her takım bir takımla oynuyor. Ee, bir maç oynuyor rakip takımıyla beraber. Ve şöyle. Hatta sizlere şöyle göstereyim. Dedim ki Team Spirit ile Astralis oynuyor ve Pain Gaming de Ence oynuyor. Astralis Team Spirit yendi. Ends de Pain Gaming'i yani. Bu sefer ne oldu? Bir win Astralis var, bir win de var. Bu sefer Swiss olduğu için turnuva stili direkt bir win olanlar takımlar birbirleriyle kapışıyorlar. Yani e, bir nevi PUBG mantığını da düşünebilirsiniz. Ne kadar ileri giderseniz aynı e, aynı killleri almış, aynı skorları almış oyuncularla karşılaşacaksınız. Turnuva mantığı, Şampiyonlar Ligi mantığı gibi düşünebilirsiniz yani. Galibiyet almadan daha yukarı çıkamıyorsunuz. E, bu sefer ne oldu? Ens karşılaşacak. E, Pain Gaming ile de ne oldu? Loser'ı aldı. 0 bindeler. E, 0 bindeki takımlar da karşılaşacak. İlk turnuva günü böyle olacak. Bir 0 e, bini pardon ilk turnuva gününde bir galibiyeti veya 0 galibiyeti olan takımlar olacak. İkinci günde bir galibiyeti olan takımlar birlikte oynayacak ve 0 galibiyeti olan takımlar birlikte oynayacaklar. Turnuvada eğlenmeniz için 0-3 yapmanız lazım. Garantilemek için de 3-0 yapmanız lazım. Yanlış bilmiyorsam maksimum 2 takım 3-0 yapabiliyor ve maksimum 2 takım 0-3 yapabiliyor. Şimdi gelelim ilk günün maçlarına. Analiz kısmına. Şimdi hani demiştim ya. Ya bilirleri masaya koymanız gerekiyor. Ya da daha safe bir tercih yapabilirsiniz. Burada safe tercih yapabileceğiniz birkaç adet takım var. Şimdi mesela. Sharks, Tyloo, Renegades ve Payne. Buranın en zayıf temsilcileri aslında. Bir nevi. Benim gözümde. Neden? Sharks Güney Amerika'dan geliyor ve çok kötü bir lig. Ee, Türkiye'den Türkiye'den bir tık daha yüksek olabilirler kesinlikle yani tartışılır. Ama ben Türkiye ile eşit görüyorum ve zayıflar yani bildiğiniz üzere. Tayliu aynı şekilde Asya'dan geliyor gene aynı şekilde zayıf. Renegades Avustralya tarafından geliyor gene zayıf bir region. Ve Pain Gaming de NA'den gelmesine rağmen direkt roster olarak diğer takımlara baktığın zaman daha zayıf bir roster. Şimdi burada ne oluyor? Mouse, Heroic, Movistar Riders ve Virtus Pro'ya 3-0 yazma ihtimaliniz olabiliyor. Ki realist olarak bakarsak Movistar Riders'ın 3-0 yapma ihtimali neredeyse imkansıza yakın. O yüzden Mouse, Heroic, Virtus Pro ve Başka takım var mı diye baktım. Yokmuş. <laughs> Bu üçü Mouse Heroic ve Virtus Pro 3 0 ya yazabilirsiniz. Daha güvenli bir 3 0 istersiniz. Neden? Mouse'un yüzde yüz çıkıp çıkamayacağı belli değil. Aynı şekilde Virtus Pro'da bir oyuncu değişikliği yaptı. Ki benim için benim gözümde daha iyi oldu. Sanji gitti. E, Flint geldi onun yerine ve sence bence çok kötü oynuyordu. O yüzden ben şahsen daha mutluyum Flint tercihiyle beraber. Ben şahsen koyacak olursam Heroic Virtus Pro veya Astralis koymayı düşünüyorum. Diğerleri neden sorabilirsiniz? Riskli. Entropik mesela. Çok iyi bir takım CIS'de. E, Big de Avrupa'da çok iyi bir takım. Ben niye bunu risk atayım? Enz bir anda çok iyi geldi. Gutsent NA'de bence çok iyi işler başar. Sadece Fury'ye kaybettiler. Team Liquid'i falan yendiler. E, öte yandan Spirit zaten her ne kadar bu aralar formsuz olmalarına rağmen oldukça iyi oynuyorlar. E, de aynı şekil. formsuzlar ama okey oynayabiliyorlar. dünya starı bildiğiniz bir ro rosterları var. E, i̇çinde All of Meister'ı var, Rain'i var, Guardian'ı var. Astralis var. Tamam Astralis güzel takım. Zipnex'le, Glaive'le, Dupree'le devam ediyorlar. Hatta Zipnex'le 5 yıllık bir sözleşme imzaladılar. Magicse var kadroda. Sadece Lucky yine abi, pc device gittikten sonra. Abi Copenhagen Flames manyak şeyler yaptı. Birazdan geçeceğim zaten oraya. Hani böyle bakıyorum bakıyorum. Allah Allah diyorum ne yapacağız biz burada yapıyorum böyle kendi kendime. Şimdi size göstermek istediğim kısım şu. Burası aramar standingsleri ve RMR standingslerin aslında burada üç tane takımın tamamen IEM Fall sayesinde burada olduğunu görebilirsin. Ends, Mobistar Riders ve Copenhagen Flames. Ama bakıyorum diyorum ki ya bunların çoğunluğu hani LOL'de bazıların isimleri olsa dahi Movistar Riders'ın mesela Loli ismi çok büyük fakat CS sahnesi için değil. CS sahnesini Sumuya'dan biliyorsunuz yüksek ihtimalle. Sumuya mıydı adamın ismi? Big D oynuyordu daha önceden. İngiltere'li bir tane çocuk vardı. Şu an Fnatic'e transfer oldu. Onda oynuyordu en son. Atıldı bu çocuk kadrodan yanlış hatırlamıyorsam. Hani bakıyorum Movistar Riders'a. Bir yendikleri maçlara bakıyorum. Allah Allah diyorum. Copenhagen Flames'e odaklanalım hatta önce. Copenhagen Flames'in grubuna bakın. G2, Big, Mouse Sports, Fun Phoenix adamlar bu grupta 5-0 çıkıyor. Size grupların maçını göstermek istiyorum. Hani yakın maçlar tamam eyvallah. Fakat bakın GT yeniliyor, Muaspor yeniliyor, bir yeniliyor Copenhagen Flames'a e karşı. Nasıl bir underdog'lar ve Copenhagen Flames'in roster'ı da o kadar kötü değil yani hani göstereyim. Hani burada bildiğiniz çok fazla oyuncu yoktur. Daha no bir kadro. Fakat bu roster'ların isimlerinin 3 aşağı beş yukarı CS yakından takip edenler, benden daha iyi takip edenler zaten biliyordur bu isimlerin. Birkaç tanesi daha önceden bilinlik. Hani bakıyorum, Ense bakıyorum ondan sonra. Allah Allah diyorum. Dignitas var. Mad Lions bu arada çok iyi bir takım. Bence Mad Lions şu anda yavaş yavaş olmaya başladı. Bir sonraki manager'da Mad göreceğimizi düşünüyorum. Team White OG, Dignitas, Mad Lions grubundan yani anda 4 çıkıyorlar. Oldukça iyi. Hani burada Baktım şaşırdım. Çok güzel sonuçlar var. Movie Star Riders aynı şekilde. Ve dikkatinizi çekmek istediğim şey şu. Heroic'in bu arada en kötü turnuvalarından bir tanesiydi. Heroic'in bu performansına çok aldanmayın. Mecid'e daha iyi oynayacaklardır. Arka, arka iki tane mağlubiyet aldılar burada. Hem OG hem Big'e karşı. Burada face Clan kendi birazcık gösterdi. Hem Big'e hem OG'ye karşı. Fena da değillerdi. Hani dünyanın en iyi oyununu sergilediler? Hayır derim. Fakat o kadar da kötü olmadıklarını emin olabilirsiniz. Şimdi göstermek istediğim bir şey var. Ence. Finale çıktılar IEM Fall'da. Sadece NIP yenildiler. Astralis yendiler. g yendiler. NIP yenildiler. Manyak bir performans. Hani böyle severek izledim. E, Copenhagen Flames. Bakın şu maçı göstermek istiyorum size. 16-14, 16-12. Acayip yakın bir seriydi. Hani 2-0'da iki taraf içinde olabilirdi. 2 de olabilirdi maç. Hani çok yakın bir seriydi. Movistar Riders. NIP'ye karşı oynadılar. Yakın bir seriydi. Hani şu iki takım Movistar Riders'la Copenhagen Flames ve Enz manyak underdogları bence. Avrupa'nın en büyük underdogları. Bu üç takımı asla ve asla unutmayın. Bu turnuvada. Bu üç takımdan ben büyük şeyler bekliyorum şahsen. Ne yalan söyleyeyim. Hani buraya bakıyorum. Copenhagen Flames ile Movistar Riders karşılaşmış. Bir tane çok yakın maç var. Bir tane de en Ancient Map var. Ancient Map hakkında hiçbir fikrim olmadığı için çok büyük bir fikir sunamayacağım. Ama bok gibi map. O yüzden de çok da yorumlamak istemiyorum ama bir tane çok yakın bir maç var. Hani dikkatimi çekmiyor değil. Bu takımların güçleri çok yakın ve Movistar Riders şu maçını hatırlıyorum. Ben bu maçı geçen bir videomda övdüm. Manyak bir seriydi. Öyle böyle bir seri değildi. Hani burada hatırlamamız gereken ve üstüne durmamız gereken bence 3 takım var. Ernst, e, Copenhagen Flames ve Movistar Riders. Buraya bakıyorum. Diyorsunuz ki kim var burada? Hani sorabilirsiniz. Abi Gatsant var. Hani... Pain Gaming'in sıralamasını falan geçtim, abi sent var ya, Pain Gaming'den olmaz. Ben Pain Gaming'in çıkabileceğini çok düşünmüyorum. 0-3 çekmezler bu arada, kesinlikle ve kesinlikle 0-3 çekmezler. Bence NA e, eskisi kadar olmasa gene hala daha zor bir region hani. Bir güney e, şeye baktığınız zaman, Güney Afrika ve Avustralya'ya baktığınız zaman daha zor bir region oluyor. Fakat Godsent'in sadece Free'ye karşı kaybetmesi ve üstün üstlük burada finale kadar çıkması, Team diyenmesi yenmesi manyak büyük bir başarı. Şimdi elimize ne oldu? 4 tane ismini bilmediğimiz takım var. Hani genellikle ismini bilinmeyen veya işte bir Faze'den daha üstü normalde kağıt üstüne koymayacağımız dediğimiz takımlar. var. Ants, Movie Star Riders, Copenhagen Flames. Zaten dört tane takım var. Zaten oraya 7 tane takım koyabiliyorum. Hani böyle düşünmeler geliyor. Allah Allah underdog'cum olsak ne olsak. Ondan sonra hani düşünüyorum. Dedim tamam bunları koyalım. Bir yarım CIS'e bir baktım Spirit, Andropic, Virtus Pro. Yani kadrolarına bakıyorum. Var Endropik'in e, rosterındaki birkaç kişi daha önceden Major'larda veya büyük turnuvalarda yer aldı. E, Virtus Pro e, şey çıkardı dediğim gibi. Flint geldi şeyin yerine, e, Sanji'nin yerine ki oldukça iyi bir transfer. Oğlum Team Spirit'e bakıyorum. Zaten şu kadro Navi'nin, Gambit'in, sesin içinden geçti 2021'in başında. Manyak şeyler yaptı bu kadro. Hani evet şu anda kötü oynuyorlar fakat manyak şeyler yaptılar. Turnuvaya bakıyorum. E zaten beklediğim isimler grup aşamasını geçmiş. Bir baktım Virtus. Navi yenilmiş. de Gump'i yenmiş. Entropik Virtus'u yenmiş sonrasında. Hani yakın bir seri. Demek isterdim. Fakat değil. <laughs> Vertigo'yla Ancient'da. Hani Ancient map'in çok hakim olmadığım için çok yorum yapamayacağım. Fakat hani harbiden büyük bir stomp bu. Aklıma Entropik de girdi. Ne oldu? VP var. Pick var. Gutsund var. Movie Star Riders var. Ence var e, Copenhagen Flames 6 takım kaldı. Lan ben bildiğim takımlardan hangisini koyayım diyorum kendi kendime. Sıkıntı burada. Şimdi hemen buraya geçelim. Tekrardan sizlere şunları göstermek istiyorum. Favorilerinizi böylece rahatlıkla seçebilirsiniz. Ben buradaki yüksek ihtimalle bir fikrim var. Ben bu fikrime sadık kalacağım. Ben 3-0'a Virtus Pro'yu koyuyorum. Sebebi tamamen şu. Normalde daha fazla bildir göstermek isterdim. Fakat aşağıda ben Astralis'in olabileceğini düşünüyorum ve ben Astralis'in 3-0 yapamayacağından eminim. Benim içim ilk defa Asterix'in 3-0 yapamayacağı doğuyor. Ve normalde daha riskli bir hareket. Ama neden korkuyorum biliyor musunuz? Copenhagen Flames ciddi anlamda iyi bir takım. Asterix %100 yenebilirler mi? Bence zor. Ne olursa olsun zor. Fakat iyi bir takım. Risk girmeye gerek yok. Virtus Pro ile oynuyor. Oldukça kolay bir maç. ilk maçı yenmeleri için. Çok da büyük kötü bir şey çekmedikleri sürece e, çekmediği sürece 3-0 bitirebilirler. Bu aynı şekilde Heroic için geçerli. Heroic'in de burada free BB'nin olduğunu görüyorum. Ve hani burada aynı şekilde mouse için geçerli. 3-0'a Maus da yazabilirsiniz. Maus hakkında konuşmadık. IEM Fall'da yoklardı çünkü. Fakat hani gene Robs var takımın içerisinde. İyi bir rosterları var. Onları da unutmamak lazım. Yani şimdi bakıyorum. Neleri koymak isterim? Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben normalde koymak istediğim iki takım tamamen CIS'a. Team Spirit ve Entropik'in olacağını düşünüyorum. Ben ee, bu turnuvanın gene CIS temsilcilerinin domine edeceğini düşünüyorum. Gambit'in veya Na'Vi'nin kazanacağına ee, ben şahsen inanıyorum bu turnuvayı. Çok 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 büyük sürprizler olmazsa ki her major bir tane sürpriz oluyor. Bir önceki major'da avangar oldu işte o yeni Virtus Pro roster'ıyla. Ee, ondan önce en olduğu hani güzel roster'lar var. Şimdi buraya ne, ne, nereleri girmek istiyorum? Tabii ki de Danimarka temsilcilerini buraya da koymak istiyorum. Yani Heroic'le Astralis kesinlikle geçeceklerdir. Ve buraya bir adet de Finlandiya temsilcisi artık rosterları full Finlandiyalı olmasa da NC koymak istiyorum. Şimdi elimde neler kaldı? Hani bizi neler bekliyor? 2 e, tane slotum var. Şimdi nelerim var? Big var. Movistar Riders'ım var. Mouse Sports'um var. E Gatsin'tim var. Copenhagen Flames'im var. FaZe'im var. Hani çok fazla iyi takım kaldı şu anda ve hani Virtus buraya girebilecek bir takıma ben 3-0'ı riske atmak durumunda kaldım. Çok fazla takım olduğu için. E ben ne yapmak istiyorum? Ben riske devam etmek istiyorum. Ben Gatsant'ın geçebileceğine inanıyorum. En zaten harika oynuyor. Ensin geçmeme gibi bir lüks yok. Şimdi zor kısma geldik. Faze var. Copenhagen Flames var. Bakın Faze, Copenhagen Flames. Mouse, Movistar Riders, Big. Big Gate geldikten sonra çok güzel oynamaya başladı. Movie Star Riders'ın ben bu arada her ne kadar çıkmasını istediğim kadar çıkamayacaklarını düşünüyorum. Çünkü çok tecrübesiz bir roster. Ve hani bu yıl değil seni olsalar hani bir yıl tamamen oynamış olsalar dümdüz diyeceğim ki tamam movie star riders koy fakat çok riskli hani zaten çok büyük bir risk giriyorum koyuyorum enduro koyuyorum, koyuyorum gatsende koyuyorum hani çok fazla risk giriyorum ve artık bir tane daha safe bir pick'imin olmasını istiyorum şahsen o yüzden bir tane daha riske atıp movie star, star riders koymayacağım fakat koyabileceğiniz takımlardan bir tanesi movie star riders Mouse big copenhagen flames ve Face. Şimdilik FaZe okey. Big okay. Ben bir arada kaldım. Hani ben daha safe bir pickimin daha olmasını istiyorum kesinlikle. Benim gözümde hani asırlı, Siroik ve Enz %100 çıkacak takımlar. Spirit bitik riskli bir pick. Hani fakat bigimi koymalıyım, phase'imi koymalıyım emin değilim. Phase beni daha önceden ağlattı. Ve big de beni daha önceden ağlattı. O yüzden hoş anılarım yok. Normalde burada Copenhagen Flames'i bas diyesim var. Fakat bana nedense Movie Movistar Riders ve Copenhagen Flames'in sonu 2-3 bit çekmiş gibi geliyor. Yani 3.000 alamadan yenileceklermiş gibi geliyor. O yüzden içimde kötü bir his var o konu hakkında. Bir tık korkmayı değilim. Ya big güzel. Özellikle aldıkları gate transferinden sonra. FaZe güzel. Hani klasik rosterı. 3 e, aşağı 5 yukarı e toparlanıyor. Fakat şu sırada 0-3'ü konuşalım. 0-3'e neler var? Pain Gaming olmaz dedik. Burada 3 tane bence çok büyük adayımız var. Sharks, Terlu, Renegades. Terliyor zaten Asya'da olduğu için adam akıllı sıkrım atabilecekleri bir takım yok. Antrenman yapabilecekleri bir takım yok. Sharks aynı şekilde Güney Afrika'da oldukları için gele adam akıllı bir takım yok. E Renegades'e de Avustralya'da hani kimlerle oynayabilirler diye soracak olabilirsiniz. Şahsen Renegades'in kadrosu bir tık daha e, şey bir kadro. Bilinlik bir kadro. 3 aşağı 5 yukarı neleri yapabilecekleri bildikleri bir kadro. Fakat Tyloo veya şeyin e, Sharks'ın şeylerine bakınca Tyloo Heroic'le oynuyor. Sharks'a bakıyorum. Mounds'la oynuyor. E Tyloo burada. Hero iki yenilmesi gerekmediğine göre. Buraya Talio'yu kolaylıkla koyabilirim. 0-3 için dümdüz git dediğim gibi. Talio e, Sharks ve Renegades kesinlikle koyulur. Bu üç takım dışında zorlasanız belki Pain Gaming fakat ben koymamanızı öneririm. Pe ben Pain Gaming'in bir tane win alabileceğini düşünüyorum. Hani NA'den yerler sonuç. O kadar da kötü bir takım değil. Ve ekstradan aşağı girebilecek takımların Big, Mouse, Copenhagen Flames e ve FaZe olduğunu düşünüyorum. Bu aşağıya girebilecek takımların. Ben hiç riske girmek istemiyorum. Yok Brezilyalara güvenmiyorum. Ruslara güvenmiyorum dersiniz. Guts'ın Sprint Entropy çıkartırsınız. Mouse, Big ve FaZe'i koyar geçersiniz. Ki bana göre %100 bu daha garanti bir şey. Fakat ben risk almayı seviyorum. Ve CIS'in de bu yıl, yıllarından bir tanesinin olacağını düşünüyorum. Artık CIS'in Major kazanma vakti geldi. Ben her ne kadar da Danimarka sevdalısı bir insan olsam dahi. <laughs> ve... Bir kez daha bakacağım. <laughs> Şimdi bilgi koymak istemiyorum. Entropik oynuyorlar. Buna mouse'u koyabilirim. Bence mouse'u koymak çok kötü bir fikir olmaz. Fakat Hani bilmiyorum. Koyduğum takımlar genellikle birbiriyle çarpışacağı için onların çarpışmalarını istemiyorum. Çünkü eksi de olmalarını istemiyorum ciddi anlamda. Ben o yüzden Aa çok kararsız kaldım ya. Ne yalan söyleyeyim. Tebinden beri bunu düşünüyorum yani. Bu son takımı karar veremedim. Şimdi Copenhagen Flames diyeceğim. Şimdilik buraya Copenhagen Flames diyeceğim. Fakat bunu diye işleyebilirim dediğim gibi. Tekrardan almak gerekirse buraya Big, Mouse veya Faze gelebilir. Veya Movistar Riders. Bu dört takımdan bir tanesi gelebilir. Riski girmek istemezseniz Copenhagen Flames, Entropic ve Gatsant'ı çıkartmanızı öneririm. Onun için ekleyebileceğim bir şey yok. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım video işinize yaramıştır. Uzun uzun bol bol konuştuğumuz bir pikem videosu oldu. Umarım işinize yaramıştır. Ve hani örnek veriyorum. Abi ben sana güvendim. Birebir aynısının işaretlerini tutmadı. De bana demeyin. Ben size bir sürü opsiyon sundum. Neden olduklarını, ne için işe yaradıklarını hepsini anlattım. Lütfen bana burada bok atmayın. Her pikemde bana bok atıyorsunuz. Ki... E, tamamının neredeyse doğru bilmeme rağmen. O yüzden bana bunu yapmayın. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala destek olmak ve e, abone olmak isterseniz abone olup like atarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.